Yatay düzlemde bulunan içindeki ürünlerle birlikte toplam kütlesi M olan market arabasında F büyüklüğündeki kuvvet yatayla alfa açısı yapacak şekilde uygulanıyor. Buna göre market arabasının iğmesinin artması için F, alfa, M niceliklerinin hangileri azaltılmalıdır şeklinde soruluyor. Arkadaşlar bir cisme uygulanan net kuvvet F eşittir. M toplam çarpı A iğmesi yardımıyla bulunuyor. O halde burada biz neyin artmasını istiyoruz? İğmenin artmasını istiyoruz. O zaman burada... İme sağlayan net kuvvetimiz ney ve kütlemiz ney ona bakalım. Arkadaşlar burada F kuvvetiyle alfa açısı yapacak şekilde bir kuvvet uygulamışız. O zaman bunun hareket doğrultusundaki bileşenine bakıyoruz. Çünkü yukarıdan aşağı bastıran Y bileşeni bunu hareket ettirmeye çalışmaz. Aşağı doğru etkisi Yani zemin olan etkisini artırır. Yatay bileşen ise bunu hareket ettirmeye çalışır. Yani FX bileşeni FX bileşeni de yani uyguladığımız kuvvetin yatay bileşeni yani kosinüs bileşenidir. O zaman net kuvvetimiz burada F çarpı kosinüs alfadır. O da eşittir. M toplam çarpı A diyeceğiz. Hop, buradan ivmenin artmasını istiyoruz. Şimdi hangileri azaltılmalı diyor. 1. F'e bakalım. F azaltılırsa burada F çarpı kosinüs alfa azalır. E, kütlemiz sabitken arkadaşlar ivmemiz de o zaman ne yapacak? Azalmış olacak. O zaman birincisi olmaz. Çünkü ivmeyi artırmaya çalışıyorduk. Birincisi olmadı. Yani F'i atalım alfa alfayı azalttığımız arkadaşlar kosinüs alfada alfa azalırsa kosinüs alfa ifadesi ne yapar? Artar. Kosinüs alfa ifadesi artınca bu net kuvvetimizin değeri artmış olur. Net kuvvetin değeri artarsa kütle sabit olduğundan dolayı ivmemiz de artmış olacak. O zaman arkadaşlar bu istediğimizi sağladı. Alfa demek ki azaltılmalı. Girelim m'e. m'i azalttığımızda yine bunu tekrar yazmış olalım. F çarpı kosinüs alfa o da eşittir. M çarpı a diyoruz. Bakın f çarpı kosinüs alfa'ya hiç dokunmadık. Sadece m'i azaltmaya çalışıyoruz. m azalırsa burada burası sabitken net kuvveti m azaldığı için iğmenin ne yapması gerekecek? Artması gerekecek. Demek ki arkadaşlar iğmenin artırılacak bir etkisi mi? m'in azaltılması. Evet o zaman alfa ile m doğru cevap e seçeneği olmalı diyeceğiz. Yatay düzlemlerde durmakta olan özdeş KLM cisimlerine şekildeki ve F büyüklüğünde kuvvetler uygulandığında KLM cisimleri delta t-sülü içerisine sırasıyla XK, XL, XM'ye kadar yer değiştiriyor. Buna göre XK-LM arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Tekerlekler ile yüzey arasındaki sürtünme kuvveti oluşmamaktadır şeklinde de sürtünme kuvvetinin önemsiz olduğu belirtilmiş. Arkadaşlar bir cisim uygulanan net kuvvetten dolayı cisim e imel hareket yapacak. E i̇mel hareketlerde X yani yer değiştirmemiz. 1 bölü 2 at kare yardımıyla bulunuyor. O halde sürelerimiz ortak olduğu için İvmelerle x'ler doğru orantılı olacak. Hangisinin ivmesi fazla ise onun x'inin yani yer değiştirmesinin fazla olduğunu söyleyeceğiz. O zaman ivmelerine bakmamız gerekiyor. İvmede cisme etken net kuvvetten f net eşittir m toplam çarpı a'dan yararlanıp bulunacak. Birinci şekle baktığımızda bunu hareket ettirmeye çalışan bileşeni f'in kosinüs 2 alfa bileşenidir. Yani f çarpı kosinüs 2 alfa o da eşittir m çarpı a. Burada özdeş dediği için kütlelerimiz aynı. M çarpı A1 diyorum birincisi için. Veya AX, AK da diyebiliriz. A1 olsun. Şimdi ikinci şekle baktığınızda ikinci şekilde kuvvetin tamamı hareket ettirmeye çalışıyor. Yani F kuvvetimiz net kuvvetimiz oluyor. M çarpı A2 diyorum. Üçüncüsünde de F kuvvetin yatay bileşeni kosinüs alfa bileşeni. Yani F çarpı kosinüs alfa eşittir m çarpı a3 dediğimizde burada net kuvvetimiz arkadaşlar en büyük 2'de. Net kuvvet bu. Çünkü f'i kosinüs alfa ile veya 2 alfa ile çarptığımızda bu değerler 0 ile 1 arasında değerler olduğu için birden küçük değerler yani. O zaman birden küçük değerlerde de haliyle net kuvvet az olmuş oluyor. Bir de alfa artarsa kosinüs alfa ifadesinde değer azalacak. Yani o zaman kıyas yaptığımızda en büyük ivme a2'de. Sonra arkadaşlar açı büyüdükçe değer küçüldüğü için e, cosüs alfa da o zaman kuvvet olarak 2 3. kuvvetimiz daha büyük olmuş oluyor net kuvvetimiz. Ondan dolayı 3. ivme daha büyük yani a3 diyeceğiz. Son olarak da alfası, alfasının alfasının e, büyük olduğu değerde e, cosüs alfa küçük olduğu için net kuvvetimiz birincisinde en küçük olmuş oldu. İğmeler arasındaki ilişki de x'ler arasındaki ilişkinin aynısı olduğu için x'le en büyük sonra xme. Sonra da arkadaşlar x K şeklinde bir sıralama doğru sıralamadır. LMK, LMK doğru cevap C seçeneği olmalı. Sürtünmeli önemsiz olduğu yatay yolda kütleleri M, K, olan K, cisimlerine sırasıyla 2F ve F büyüklüğünde kuvvetler şekil 1'deki gibi yatay doğrultuda uygulandığında cisimlerine ait hız zaman grafikleri şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre M, K, M, oranı nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar kuvvetleri vermiş bize kütle arasındaki ilişkiyi soruyor. Şimdi ben burada şu mantığa gidiyorum. Şekil 2'ye baktığımızda hız zaman grafiğinde grafiğin eğimi neyi verecek? İğmeyi verecek. Çünkü eğim a eşittir delta v bölü delta t diyeceğim. Karşı bölü komşu ifadesinden bize birim zamandaki hız değişimini yani ivmeyi verir. O zaman baktığımızda birincisinin ivmesi 2v bölü t'den buna 2a dersem bunun v bölü 2t'den dolayı ivmesi a bölü 2 olmuş olur. O halde demek ki bunların ivmelerin 2A'ya A bölü 2 şeklinde dolaylı yollardan, grafikten yararlanıp bize verilmiş. Şimdi F eşittir M çarpı A prensibinden yararlanıyorum. Birinci yani K cisminden yararlanırsam 2F kuvveti uygulanmış. Formülümüz bu. 2F eşittir kütle MK çarpı ivme 2A. İkinci şekle baktığımızda net kuvvetimiz 1F M çarpı A dediğimizde M L çarpı A'mız da A bölü 2 oluyor. Buradan K'yı çekersem 1 dediğimde L'yi çektiğimde 2 olmuş oldu. Yani M K bölü M kütleleri oranı işlem yaptığımızda 1 bölü 2 çıkar. Yani cevap B seçeneği olur. Düşey kestiği şekildeki gibi olan sürtünmesiz düzenek serbest bırakılıyor. Buna göre sistemin ivmesinin büyüklüğü kaç metre bölü saniye karedir şeklinde soruluyor. Arkadaşlar bir sistemin ivmesi sisteme etkiyen net kuvvet eşittir. M toplam çarpı A yardımıyla bulunur. Sisteme baktığımızda 2 kilogramlık K cisminin ağırlığı 20 Newton şiddetinde yani MG olduğu için yer yerçekimesini 10 vermişler. Yine bunun ağırlığı yerin merkezine doğru 80 Newton şiddetinde. Fakat ağırlığının eğik düzleme paralel bileşeni yani hareket etmeye çalışan bileşeni yani sinüs alfa bileşeni sinüs alfa ile çarptığımızda 40 Newton yapmış oluyor. Sisteme bakıyoruz hareket etmeye çalışan net kuvvetimiz bakın bu yönde çıkmış oldu. O halde sistem etken net kuvvet 40 20'den dolayı 20 eşittir. Toplam kütlemiz 10 kilogram çarpı A dediğimizde A'yı çekersek A 2 metre bölü saniye kare çıkar. Bize zaten sistemin ivmesinin büyüklüğünü sorduğu için cevap B seçeneği olur. Düşey kesti şekilde ekip olan sürtümenin önemsenmediği düzenekte o noktasından geçen bir etrafında serbest dönebilen kalasa dayanan çubuk ile sistem şekli ekibi dengelenmiştir. Kalasa bağlı ip kesildiğinde K cisminin iğmesinin büyüklüğü A, yatay düzleme ulaştığında hızının büyüklüğü V oluyor. Buna göre çubuk ok yönde bir miktar itilip denge sağlandıktan sonra K cismine bağlı ip kesilseydi A ve V inceliklerinin ilk durumuna göre nasıl değiştiği sorulmuş. Arkadaşlar biz çubuğu ok yönde ittiğimizde kalasın ikinci durumu şekil itibariyle şöyle olacak. Yani K cismi biraz daha yukarı çıkmış olacak ve yüksekliği artacak yerden yüksekliği ama burası x olduğu için burası da x kadar bir uzunluk olacak. O noktasına uzaklığına bir değişim olmayacak. Yani buradaki eğim açımız artmış olacak. Şimdi A'dan başlayalım. Bir cisme etkiyen yani net kuvvet F eşittir M çarpı A'dan yararını buradaki ivmesinin nasıl değiştiğini bulalım. Cismin ağırlığı yerin merkezine doğru olduğu için eğik düzlemde hareket ettirmeye çalışan bileşeni eğik düzleme paralel bileşeni sinüs alfa bileşenidir. Yani M, G, sinüs alfa bunu hareket ettirmeye çalışan kuvvetimiz. M çarpı A dersek M'leri buradan götürüyoruz. İvmemiz ne oluyor? G çarpı sinüs alfaya eşit. Yani eğim açısına ve yer bağlı. Eğim açısına ve yer çekilmesine bağlı. O zaman yer sabitken eğim açımız arttığı için burada A değerimiz yani ivme değerimiz arkadaşlar artacak. Gelelim V değerimize. Bakın K cismi, K ismi e, ikinci durumda daha yüksekten. Şimdi daha yüksekten O noktasına geliyor. O zaman başlangıçta ikinci durumu kıyaslarken enerji konumundan yararlandığımızda bakın E ilk eşittir. E son dersem en son dediğimize. Başlangıçta potansiyel enerjisi MGH ikinci durumda yere geldiğinde 1 bölü 2 MV kare yani kinetiğe dönüşmüş oluyor. Buradan kütleleri sallarsak bakın 2GH eşittir yere vardığı andaki hızının karesi. O halde bu yükseklik H'tı başlangıçta. H'ı ne yaptık? Artırdık. H arttı. Yer değişti mi? Hayır. O zaman demek ki burası arttı. Eşitliğin sol tarafı artarsa sağ tarafında artması lazım. Yani daha büyük bir hızla o noktasına ulaştığını söyleriz. V'miz de artar dediğimizde cevap A seçeneğini gösterir. Sürtünmesiz doğrusal bir yolda hareket eden bir cisme ait konum zaman grafiği şekildeki ekibilir. Buna göre 1, 2, 3, 4 nolu bölgelerin hangilerinde hareket yönüyle cisme etkileyen net kuvvetin yönü zıttır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir cisme uygulanan kuvvet harekete zıt yönde ise net kuvvet o cismin yavaşlamasını sağlar. Diyelim sağa doğru hareket etmekte olan bir cisme net kuvvetimiz harekete zıt yönde uygulanmışsa bu cisim yavaşlayan bir hareket yapıyor. O zaman burada Konum zaman grafiğinin hangisine yavaşlayan hareket yaptığını soruyor. Peki konum zaman grafiğinde eğim neyi veriyordu? Hızı veriyordu. Yani V eşittir delta T bölü delta X bölü delta T ifadesinden. Yani konum zaman grafiğinin eğimden hıza ulaşacağız. Birinci aralıkta isim ne yapmış? Eğimi azalmış. O zaman yavaşlayan bir hareket yapmış. İkinci aralıkta bakın eğimimiz artıyor. Hızlanan bir hareket yapıyor. Üçüncü aralıkta eğimimiz azaldığı için yavaşlayan bir hareket. Dördüncü aralıkta eğimimiz arttığı için hızlanan bir hareket yapmış. Yani hangi aralıkta yavaşlayan bir hareket yapmışsa uygulanan net kuvvet cismin hareketine zıt yöndedir. O da 1 ve 3 nolu bölgelerimiz oluyor. Yani cevap D seçeneği doğrudur. Doğrusal bir yolda T sıfır harekete geçen bir cisme etki eden net kuvvetin zamanı bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cismin hızının büyüklüğü 1-2-3-4 nolu bölgelerin hangilerinde azalmıştır şeklinde soruluyor. Arkadaşlar cismin başlangıçta durgun olduğundan bahsedilmiş. Çünkü T0 anda harekete geçen diyor. O halde başlangıçta duran bir cisme biz artı yönde bir kuvvet uyguladığımızda ne yapıyoruz? Harekete geçirmeye çalıştığı için bu cismin hızlandığını söylüyoruz. Peki cismin hızın azaldığı bölgeleri sormuş. Hareketle aynı yönde olan kuvvetler, net kuvvetler cismi hızlandırır. Eğer net kuvvet harekete zıt yönde ise yavaşlatan bir etki yapar. Yani birinci aralıkta cisim ne yapıyor? Hızlanıyor. İkinci aralıkta yine artı yönde yani aynı yönde bir kuvvet uyguluyoruz. Ama kuvvetimizin değeri azalıyor. Şimdi kuvvetin değerinin azalması yine hareket yönünde olacağı için ne yapacak? Hızlandıracak. Ama hızındaki Artış miktarında azalma meydana gelecek ama yine hızlanmasını sağlıyor. Yani başlangıçta 10-10-10 hızı artarken sonra arkadaşlar 5-5-5 diye artmaya başlıyor. Yani buradaki hızdaki artış miktarında azalma var ama sonuçta yine hızlanıyor. Yani birinci aralıkta hızlandı. İkinci aralıkta yine hızlandı hareket yönünde bir kuvvet uygulandığı için. Üçüncü aralıkta net kuvvet sıfırmış. Net kuvvet sıfır olan cisim ne yapar? Sabit hızla hareket yapar. O zaman üçüncü aralıkta sabit hızla gidecek. Sabit hızla gittiği için 4. Aralıkta da harekete zıt yönde bir kuvvet uygulanmış. Düşünün şimdi sağa doğru yani artı yönde hareketi geçirmiştik cisme. Şimdi net kuvvetimiz sola doğru uygulanırsa ne yapacak? Harekete zıt yönde olan kuvvetimiz bunu yavaşlatacak. O halde 4. Aralıkta da yavaşlayan bir hareket yaptı. Biz buradan bize cismin yavaşladığı, hızın azaldığı bölge sorulduğu için yalnız 4'te yavaşlayan bir hareket yapmıştır. Cevabımız C seçeneğidir. M kütleli K4 M kütleli L cisimleri ağırlıksız dinamometre ile kurulan şekildeki düzenekte sadece L cismi ile yatay düzlem arasında sürtümenin olduğu belirtilmiş. L cismi ile yatay düzlem arasındaki sürtüme kas 0.5 olduğuna göre dinamometrenin gösterdiği değer kaç mg'dir şeklinde soruluyor. Arkadaşlar burada ip gelmesinin veya dinamometrik gösterilen değerin bulunabilmesi için F net eşittir M toplam çarpı A'dan sistemin iğmesini bir bulmamız lazım. Bakalım şimdi sistemi harekete geçirmeye çalışan hangi kuvvetlerimiz var? K'nın ağırlığı mg şiddetini hareket ettirmeye çalışıyor. E sürtünmeli bir ortamda sürtünme kuvvetimiz hareket ettirmeye karşı zıt bir yönde burada bir eğilim gösterecek. Ve sürtünme kuvvetini buradan bulalım. Fs eşittir K çarpı n yardımıyla bulunuyordu. Buna biz statik sürtünme kuvveti diyorduk. K'mız 0.5. N'imiz de ağırlığımız kadar bir etki olduğu için 4 mg şiddetinde bir kuvvet. O buradan sürtünme kuvveti 2 mg şiddetinde maksimum bir değere sahip yani statik sürtünme kuvvetinin biz formülde maksimum değerini buluyoruz ne demek öğretmenim bu sürtünme kuvveti burada maksimum 2 mg değerini alabilir ama siz onu bakın burası mg ise iplik gerilme kuvveti mg ipteki veya dinamometrenin gösterdiği değer mg siz bunu mg ile çekerseniz sürtünme kuvveti 2 mg şiddetinde olamaz çünkü duran bir cismi sürtünme kuvveti harekete geçiren bir etki oluşturamaz onun için arkadaşlar sürtünme kuvveti maksimum değerine kadar yani 2 mg'ye kadar değişken değere sahip. Sen onu yarım mg ile çekersen sürtünme kuvveti yarım. 1 mg ile çekersen sürtünme kuvveti 1 mg olacak. Yani o zaman bu ip bunu 1 mg şiddetinde çektiği için sürtünme kuvvetimiz burada 1 mg şiddetine eşit olmuş oldu. O zaman ne oldu? Bu sistem harekete geçmedi. Dengede kaldı. Dengede kalmışsa ben bu dinamometreyi MG ile çektiğim için üstten de MG ile alttan da MG ile çekersem aradaki ip gerilmesi veya dinamometrinin gösterdiği değer yine MG şiddetinde olur. Yani D eşittir MG olacak. Cevabımız E seçeneği doğrudur. Düşeyi kesitte Şekilde olan eğik düzlemin kale arası sürtünmesiz, lm arası sürtünmelidir. A noktasından V0 hızıyla fırlatılan ilk cisim sürtünmesiz bölümde A1 büyüklüğünde, sürtünmeli bölümde A2 büyüklüğündeki ki ile başlayıp B noktasına kadar çıkabiliyor ve geri dönüşte sürtünmeli bölümde A3 eğmesi hızlanıyor. Buna göre A1, A2, A3 arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar birinci aralıkta sürtünmesi ortamda A1 şiddetindeki ivme ile yine yukarı çıkarken sürtünmeli ortamda A2 ile aşağı inerken de sürtünmeli ortamda A3 ivmesiyle hareketli belirtilmiş. Bir cisme uygulanan net kuvvet F net eşittir. M toplam çarpı A prensibinden yararlanarak bu cismin ivmesini bulmaya çalışacağız. Bakın cisim etken net kuvvete bakalım. Eğik düzlemli cismin ağırlığı yerin merkezine doğru mg şiddetinde. Bu yöndeki bileşeni de sinüs alfa bileşeni mg sin alfa oluyor. Yani birinci ortamda sürtünmesi ortamda cisme etkiyen net kuvvet mg sinüs alfa o da eşittir m çarpı a1 dersek e, a1 işte buradaki g çarpı sin alfa eşit olmuş oldu. Diğerleri için de yazalım aynı şeyi. Bakın yukarı çıkarken şöyle buraya geldiğimizde e, sürtünme kuvveti başlıyor ve sürtünme harekete zıt yönde bu yönde onu yavaşlatmaya çalışıyor. E ağırlığı da ağırlığını sinüs alfa bileşeniyle yavaşlatmaya çalışıyor. Yani mg sin alfa de arkadaşlar artı sürtünme kuvveti var. Harekete zıt yönde yavaşlatmaya çalışan kuvvetler M çarpı A2 diyorum. Bakın net kuvvetimiz ne yaptı? Arttı. Net kuvvet arttığı için ime arttı. Yani A2 A birden büyük oldu. Şimdi geri dönerken ise sürtünme kuvveti harekete zıt yönde olacağından dolayı Mg sin alfamız bu yönde ağırlığını sinüs alfası hareket ettirmeye çalışacak. Yani hızlanıyor bu aralıkta. Mg sin alfa eksi sürtünme kuvveti harekete zıt yönde olacağı için Fs eşittir m çarpı a3 dersek bakın arkadaşlar net kuvvetimiz bu kütleler her yerde aynı olduğu için net kuvvetin en büyük olduğu yerde ivme en büyüktür. Net kuvvetimiz ikinci aralıkta en büyük olduğu için a2 ivmesi en büyük. Sonra arkadaşlar a1 en küçük net kuvvette üçüncü durumda olduğu için a3 ivmemiz en küçük olmuş olacak. Demek ki burada sürtünmeli ortamda sürtünme kuvvetin yönünün harekete zıt yönde olacağını düşünerek dikkat etmemiz gereken nokta Aşağı inerken ve yukarı çıkarkenki sürtünme kuvvetlerini alacağımız yönler. Buna dikkat edersek bu soruda cevap 2-1-3 şeklinde doğru çıkar. Yani E seçeneği cevabımız olur. X cismi ve Y cisimleriyle oluşturulan şekil 1'deki sürtünmesi düzenek serbest bırakıldıktan 1 saniye sonra A ipi kopuyor. Bu durumda X cismine ait hız zaman grafiği şekil 2'deki gibi oluyor. Buna göre grafikteki V değeri kaç metre bir saniyedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şekle baktığımızda A ip koptuğunda diyor sabit hız hareket yapıyor. Sistem ne zaman sabit hız hareket yapar? Cisme veya sisteme etken yani net kuvvet sıfır olduğunda e, sabit hız hareket yapar. O zaman burada iki tane Y kütlesinin bir tane X kütlesinin eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani ben bunun kütlesine 2M dediğimde bunların kütleleri M, M, M şeklinde olmuş oldu. O zaman başlangıçta bakarsak arkadaşlar bir saniye sonra hızı V değerine çıkmış. Şimdi ben ivmeyi buradan ilk durum için yazıyorum. İlk durumda buradaki 3 tane y kütlemiz var. O halde 3 mg burada, 2 mg burada olduğu için net kuvvetimiz bu yönde 1 mg eşitliğinde çıkacak. O zaman sisteme etkiyen net kuvvet f net eşittir. m toplam çarpı a bilgisinden yararlanırsak 1 mg net kuvvetimiz oldu. Toplam kütlemiz 5 m çarpı a dediğimizde a'mız arkadaşlar yer çekimisi 10 olduğu için a'mızı çektiğimizde g bölü 5 yani 2 metre bölü saniye kare olmuş oluyor. Yani ivmemiz 2. Peki ikilik ivme ile bir saniye ne kadar hızlanırız? İki hızlanır. Zaten ivme demek birim zamandaki yani 1 saniyedeki hız değişimi demek. O zaman biz hızımızı bulmak istediğimizde son hız eşittir. ilk hızımız sıfırsa a çarpı t yardımıyla bulunuyordu. A'mız arkadaşlar 2 bulduk. T'miz de bir saniye olduğu için hızımız 2 metre bölü saniye olur. Cevabımız da B seçeneği doğrudur deriz.